Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Beceri testleri 4'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Bir matematik öğretmeni üslü ifadeler ile ilgili bir etkinlikte kullanmak için aynı boyutlarda üzerlerinde 4 adet doğal sayı bulunan taban kartları ile üzerinde 4 adet daire şeklinde delik ve bu deliklerin üzerinde birer doğal sayı bulunan üst kartları hazırlamıştır. Öğrencilerinden seçtikleri üst kartının taban kartının üzerine köşeler çakışacak şekilde yerleştirmelerini ve elde ettikleri üslü ifadelerin değerinin toplamını bulmasını istemiştir. Aşağıda bir öğrenci seçtiği kartlar ve elde ettiği üslü ifadeler görülmektedir. Arkadaşlar taban kartı ve üst kartını üst üste getirdiğimizde bakın. Burası 2 olacak, burası 3 olacak, burası 5 olacak, burası 1. 2 üzeri 1, 2. 3 üzeri 3, 27. 5 üzeri 0, 1. 1 üzeri 5, 1'dir. Toplamı 31 olarak geldi. Öğrencilerden Eymen taban kartı olarak aşağıdaki kartı seçmiştir. Eymen aşağıdaki üst kartlarından hangisini seçerse elde ettiği sonuç en büyük olur diye bize sormuş. Burada kalemimizin rengini değiştirelim. Boşluklara yazalım. A şıkkında 3 üzeri 1, 4 üzeri 3, 1 üzeri 7, 2 üzeri 5. Şimdi A şıkkındaki sayıları topluyorum. 3 üzeri 1 arkadaşlar 3'tür artı. 4 üzeri 3 arkadaşlar 64'tür. Artı 1 üzeri 7 1'dir. Artı 2 üzeri 5 32'dir. Ben buraya arkadaşlar topladığım zaman cevabımı 100 olarak bulacağım. Devam ediyorum. B şıkkıma geçtim. Gelelim yerine yazalım. 3 üzeri 2, 4 üzeri 1, 1 üzeri 5, 2 üzeri 3. 3 üzeri 2 9'dur. 4 üzeri 1 4'tür. 1 üzeri 5 1'dir. 2 üzeri 3 8'dir arkadaşlar. Topladığım zaman 8'e 4'ü topladım 12. 12'ye 1'e ekledim 13. 13'e 9'u ekledim arkadaşlar. 22 olarak geldim. C şıkkımıza gelelim. 3 üzeri 4, 4 üzeri 3, 1 üzeri 7, 1 üzeri 1, 2 üzeri 6. Şimdi C'deki değerleri bulalım arkadaşlar. 3 üzeri 4 kaçtır? 81'dir. Artı 4 üzeri 3 64'tür. 1 üzeri 1 1'dir. 2 üzeri 6 arkadaşlar 64'tür. Ben burayı toplarsam 64 ile 64'ü topluyorum 128. 128'e 81 ekliyorum 209. 209'a 1 ekliyorum 210. D şıkkıma geçtim. 3 üzeri 0, 4 üzeri 2, 1 üzeri 12, 2 üzeri 5. 3 üzeri 0 1'dir. 4 üzeri 2 16'dır. 1 üzeri 12 1'dir. 2 üzeri 5 arkadaşlar 32'dir. Burayı topluyorum arkadaşlar. 12 ile 32'yi topladım. 48, 48'e 2 ekledim. 50. Bana ne dedi? Eymen aşağıdaki üst kartlarından hangisini seçerse elde ettiği sonuç en büyük olur dedi. Arkadaşlar C şıkkını seçerse elde ettiği sonuç en büyük olur. Bir GSM şirketinin müşterilerine sunduğu iki farklı ödeme planına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Tabloya göre 12 aylık iki ödeme planı arasındaki fiyat farkı kaç TL'dir? Arkadaşlar ilk önce K'yı sonra L'yi yazıyoruz. K ödeme planındaki üstü ifadelerin değerlerini yazalım. 6 üzeri 3 216'dır. 3 üzeri 4 arkadaşlar 81'dir. 2 üzeri 3 de 8'dir arkadaşlar. 81'den ben 8'i çıkardığım zaman 73 TL olarak buldum. 2 üzeri 7 arkadaşlar kaçtır? 128'dir. 2 üzeri 6 64'tür. 64 ile 7'yi topladığım zaman 71 olacak. Şimdi yazalım. K'da başlangıç parası olarak 216 TL ödenecek. Sonra her ay 73 TL ödenecek. 12 ay dediği için arkadaşlar 12 çarpı 73 diyoruz.
İşlem önceliği çarpmada 216 artı 12 ile 73'ü çarpıyorum. 876. 876 ile 216'yı ben topladığım zaman 1092 olarak buldum. L'ye geldim. Başlangıç olarak 128 TL ödeniyor artı her ay arkadaşlar 71 TL ödeniyor. 12 ay boyunca ne kadar ödenecek onu bulacağız. 71 çarpı 12 128 artı burası 852 yapar arkadaşlar. Geliyorum 128 ile topluyorum ve ben burayı 980 olarak buldum. Bu ikisi arasındaki farkı istemiş arkadaşlar benden. Geliyorum 1092'den 980'i çıkarıyorum ve 112 TL olarak buldum. B şıkkımı işaretledim. Büyütelim. Aşağıda yükseklikleri 38 santimetre olan 8 tane eş trafik konisi verilmiştir. Bu trafik konileri tabanlar arasındaki mesafeler eşit olacak şekilde üst üste dizilerek aşağıdaki 80 santimetre yüksekliğindeki yapı elde ediliyor. Buna göre üst üste gelen ardışık iki trafik konisinin tabanları arasındaki mesafe kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın buradaki soru işaretini bulalım. İlk önce zaten bizden bunu istemiş. Yüksekliği 38 santimetre. Yani bakın şu tabandan en üste kadar 38 santimetreymiş. Geliyorum 80'den 38'i çıkarıyorum. Ben 80'den 38'i çıkardığım zaman 42 olarak bulacağım. Neresi 42'ymiş arkadaşlar? Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bu tabanlar arası arkadaşlar. Taban artı bu şurası 42'ymiş. 42'yi 7'ye bölüyorum arkadaşlar. 6 santimetre olarak geliyor. Yani benden istediği yeri ben 6 santimetre olarak buldum. Bakın soru işareti nereye gösteriyor? Alt taban ile buradaki yükseklik ama üst taban dahil değil. Zaten biz de onu bulduk. Dolayısıyla soru işareti 6 santimetre olarak geldim. C şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki çokgenlerin içinde yazan sayılar ile çokgenin kenar sayıları arasında bir ilişki vardır. Örneğin bakın arkadaşlar üçgenin içinde 5 yazıyor. Üçgenin 3 tane kenarı olduğu için 5 üzeri 3 eşittir 125 gibi. Devam ediyorum. Buna göre bu işlem var arkadaşlar. Bu eşitlik var ve benden A'yı istiyor. İçteki kareden başlıyorum. Karenin içinde 2 yazıyor. Karenin 4 kenarı olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 olarak geldi. Şimdi burası gitti ve burada 16 yazdı. 16'nın arkadaşlar 3 tane pardon 16 üçgenin içinde yazdığı için 16 üstü 3'ü bulacağız. 16 üstü 3 ne demek arkadaşlar? 3 tane 16'nın çarpımı demek. Bu da 4096'ya eşittir. Şimdi buraya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A'nın içinde bulunduğu çokgende 6 tane kenar var. Yani 4096 A üzeri 6'ya eşittir. Arkadaşlar A bize buradan 4 olarak gelir. Yani 4'ün 6. kuvveti 4 üzeri 6. 4096'dır. C şıkkımı 4'ü işaretledim. Böylelikle videomun sonuna gelmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.